Kolay gelsin. Köşkte çalıştırdıkları yetmedi, bir de burada mı yoruyorlar seni? Ya Figo, vallahi haksızlık ediyorsun bana ha. Ya bir anlatsan, bir dinlesen beni. Ya kızcağız geldi. Derdim var, tasam var dedi. Evde bunalmış mı ne, onu da anlamadım zaten. Ne yapsaydım? Ben taş kalbim. Ne diyorsun? Ne diyorsun ya sen? Ne anlatıyorsun sen? Figen, gözünü seveyim, yapma böyle bak. Bak, bu hayatta en son isteyeceğim şey seni kırmak, üzmek. Bu sefer sen kazanamayacaksın Figen. Bu sefer sen kazanamayacaksın. Figo, yapma böyle. Ben sensiz yaşayamam. Kenan, dokunma. Dokunma bana. Bırak artık ya yalan söylemeyi. Biraz cesur ol, şu yaptıklarının sorumluluğunu al bir kere. Çok mu zor? Çok mu zor Kenan? Ve sen, insanlar sevdikleri için ne fedakarlıklar yapıyor, ne çileler çekiyor. Çok mu zor? Figen. Yazık günah millet, yağ için ekmek için sırada bekliyor. Şunların yaptığına bak. Figen, Harun Bey Figen kızım bize bir kahve yapsın da içelim dedi. İzleme odasındalar. Tamam, yaparım hemen. Sen içeriyle ilgilen, olur mu? Tamam canım. Neymiş bu kadar önemli olan? Hala içeride misafirler var. Sinan'la Cemre'nin İsviçre'ye gitme meselesi, seninle bir daha konuşmak istiyorum. Annen mi istedi benimle konuşmanı? Baba, Sinan benim de oğlum. Onun için mi oğlunu ihmal edip Belma denen hanım kızın evinde sabahlıyorsun haftada 3 gece? Benim özel hayatımla Sinan meselesinin ne alakası var? Torununun hayatı söz konusu. Torunumun hayatı bir başka çocuğun hayatını mahvederek kurtulmayacak Aras. Zaten hayırlısıysa o küçük kız çocuğu senin de, annenin de, Rüçhan'ın da şerrinden kurtulacak yakında. Tam olarak ne demek istediğini söyleyebilir misin? Bugün sosyal hizmetlerden bir görevli köşkü ziyaret edecek. Cemre'ye sorular soracak. Mutlu olup olmadığını, Rüçhan'la Macide'nin ona nasıl davrandığını öğrenecek. Ve buna göre menfi ya da müsbet bir karar verecek. Cemre köşkte kalmalı mı, kalmamalı mı? Ama eğer ben karımı ve gelinimi iyi tanıyorsam ve bu küçük kız çocuğu korkmayıp her şeyi anlatacak olursa, Cemre köşkten alınıp kuruma geri götürülecek. Harun Bey, kurumdan gelip Cemre'yi alacaklar mı gerçekten? Duruma göre kızım. Hayırlısı neyse o olacak. Endişelenmene gerek yok. Cemre'yi köşkten alıp kuruma götürseler bile elim her zaman onun üstünde olacak. Eğitiminden giyimine kadar her şeyle ilgileneceğim. Sık sık da onu ziyaret edeceğim. O küçük kız mutlu olmalı. Macide ve Rüçhan'la aynı çatı altında yıllardır yaşamanın ne demek olduğunu sen çok daha iyi biliyorsun. Bu kız çocuğuna bir seçenek sunmamız lazım. Belki işkence çekmeyi tercih etmeyecek. Benim çok işim var içeride, kusura bakmayın. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii oğlum. Senin için her şey ailenden önce gelir değil mi? Bunu aklımda tutacağım. Reklam ajansıymış. Bütün işleri film fırıldak. Bana hemen bir taksi bulur musunuz? Figen. Gülüm, ne taksisi? Gel ben bırakayım. Araba var bende. Figen.
Gülüm iyi misin? Araba var bende, ben bırakayım, nereye gideceksen gel. Figo. Hah, taksi. Taksi. Dur. Ya dolu o, dolu, gel Allah aşkına gel, gel. Ya gel, araba var işte, nereye istiyorsan götüreceğim, gel. Benim hemen köşeye gitmem lazım. Ya Fizan'a da Fizan'a gidelim gülüm, gel. Sevda şoförünü göremeyince bozulmasın sana. Ya ben senin için neleri göze almışım, bunu mu göze almayacağım? Allah Allah. Hadi hadi. Bunu mu göze almayacağım, tamam geldim, dur. Benim arabam nerede? Şoförüm nerede? Sevda Hanım, sizin aracınız biraz önce buradan ayrıldı. Şoförünüz bir bayanla birlikte Alilece'ye gitti. Nasıl bir bayanla gitti? Dalgalı saçlı, güzel gözlü, incelik bir kızdı. Şoförünüz ardından gülüm gülüm diye dolanıyordu. Figen, sen Figen'i tanımıyorsun. Belli ki yenisin. Bana hemen bir taksi çağırır mısın? Figen. Figen.